in Cyprus, in 103 villages, no mosque has been left at all. 103 villages. The village of Arpalık, known as Agios Sozomenos in Greek, sits in southern Cyprus, close to the Cypriot capital, Nicosia. It has been described as a ghost town. Its crumbling buildings and deserted landscapes photographed and filmed for their romantic decay. Yet the story behind the evacuation of this village is anything but romantic. Once known as the larder of Cyprus, renowned for its abundant produce, the village name, Arpalık, literally means the barley store. The village had been a means of survival, a lifeline for the Turkish Cypriots who had been oppressed by the Greek Cypriot terrorist group EOKA as part of their plan to rid the island of Turks since the 1950s. For this reason, the village became a target for this nationalist guerrilla organization. With the support of the British Army, Arpalık villagers would send produce to other villages cut off by EOKA troops. It meant that you were afraid to go out of your village. If any member of your family did, you didn't know what would happen, whether he would come back. And there were 203 missing persons then, all Turks. And you didn't know when you would be attacked. You didn't know when the Greek policemen would come and take you away. It meant living from day to day, even from hour to hour, and defying something which you did not know where and how it had been created around you. You thought it was your country and you were not in your country all of a sudden, because the powerful side did not treat you as such. They came and destroyed your houses and looted your properties and took away everything, and you had nowhere to go and complain except make a protest to the United Nations, which was duly recorded, and it is a historical fact. On February the 6th and 7th, 1964, some 10 years before the arrival of Turkish troops, the Turkish Cypriot villagers of Arpalık were subjected to the most degrading and humiliating acts of cruelty at the hands of those from surrounding Greek villages. People they knew as friends and neighbours. Friends who had turned their back on their fellow Cypriots by joining EOKA, an internationally recognised terrorist group. These events took place just 5.5 weeks before Sir Don McCullen took his haunting image of Turkish Cypriot Nevcihan Olusum in Gaziveren. This is the story of the evacuation of this abandoned village, told by those who survived the horrors they witnessed. 21 Aralık olayları başladığı zaman köydeki mücahitler, üreticiler hepsi ürünlerini toplar. Bir İngiliz vasıtasıyla Lefkoşa'ya Selimiye Camii'nin yanına gönderir ve Lefkoşa'daki mücahitlere gıda yardımı yapardık. Esas mesele bunun başının altından çıktı. Bu kaynağı kesmek için, Lefkoşa'ya giden kaynağı kesmek için İngiliz askerlerini de yasaklayamadıkları için Lefkoşa'ya gitmelerini, köyü nasıl kaldıracaklar ortadan, onun hesabını yapmaya başladılar. Çünkü İngiliz köyde ne üretilirse sütleri alır Lefkoşa'ya götürürdü. Tam bu sıralarda işte çobanın birini ovada kaçırttılar. Yani hiç suçu olmayan Arpalık'la Dalya arasındaki bir arazide kaçırttılar şeyi, çobanı Dalli destebanıyla bir Rum, gene arkadaşlar onun, Stoko, kaçırttılar şeyi, Fikret'i kaçırttılar ve öldürdüler. Davar gece eve geldi. Ertesi gün biz onun şeylerini, dağcığını, topuzunu falan ovada bulduk. Kaçırıldığını anladık. Zaten o sıralar hep kaçırma yaparlardı.
Piroi'de de, Piroi köyünde de başka iki kişi öldürdüler. Bunlar hep planlı hareketlerdi. Et uzaktan başladılar, yakına doğru gelmeye başladılar. 6 Şubat 64 sabah orada bizi ele toplamaya gittiler. Orada gelen Rum polisleri bunları kovmak istedi. Tabii Fikret'in şeyinden hazırlıklı olanlar oldukları için askeri mücadeleler de bunlara karşı çıktı. Orada çatışma oldu. Gittik bize ele toplamaya başladı. Bu Rumlar da geldi, polisler şey vardı onlarında, motor vardı, orada şeyleri. Köylerine su giderdi, işledilerdi. Biz müzele toplarken onlar da geldi, tam teslim olmamızı söylediler. Biz de silahlıydık. Karşılaştık, çarpıştık, kaçtık. Ondan sonra döküldü köyün her tarafına şeyler. Rumlar. Bunlardan birkaç tane yaralı oldu. Bizimkileri de kaçtı, köye geldi. Mücahitler ve çeçeği toplayanlar da. Kaçtılar, köye geldiler. Bir saatin içinde, bir saat bile sürmedi. Bütün etraf köylerdeki Rum EOKA'cıları köye hücum ettiler. 1964 Perşembe günüydü. Sabahleyin kalktım, eşyaları traktörün üstüne koydum. Bahçeye gidecektim. Ama mutlaka bir tüfeği traktörün arabasına konurdum. Yani bir korku vardı etraf köylerden. Bir de baktık, etraf sarılmaya başladı. Köyü sarmaya başladı Rumlar. Baktık binli askerler, her şey. Ne oluyoruz diye şetti. Gene ben av tüfeğini aldım, pencerenin arasından çettim de Rumları öldürecekmişim 16 yaşında. Onların her taraf sarıldı. Sarıldığı zaman arada ben böyle binlilerin arasından bir cez çekerdik. Şeyden, annem beni tutar, saçımdan ya elbisemden çekerdi, fırsat vermezdi. Abimler yukarıdaydı hepsi onlar. Hanay'daydık biz. Dali, Bodamya ve yani güney, güneybatı ve batıdan gelen yolları hakim bir ev idi. Biz oradaydık. O evden direndik. Esas çatışma zaten o evde oldu. Rumların yaklaşmaya çalıştıkları da yaklaşamadıkları, o eve giremedi, yaklaşamadılar. Orada oldu çatışmalar. Ve onları şey ettiler. Onlar kayıplarını en çok orada verdiler Rumlar. Ama çoğunu biz vurmadık. Onu söyleyeyim size. Gene de kendi kendilerinde vurdukları vardı. Onlar kayıplarını şu kadar bu kadar der ama bizde zaten o kadar mermi yoktu. Neydi yapacağımız? Yani gelen nüfus gerçekten cesaretleri olsa saldırsa bizi su gibi boğarlardı. Ama cesaretleri yoktu onların da. Onlar da acamıydı. Giremediler köye işte. Bir mahalleye girdiler, onu da yaktılar. İşte şeyin, Mulla Dayı'nın öldüğü evleri, oralarını yaktılar. Aşağı yukarı saat 9-9.30 gibi köye hücum ettiler, her taraftan ateşe başladılar. Epey saat direndik, bütün gün. Bir mahalleye girdiler, o gün de yağmur da yağdı. Bütün şeyleri, çitleri falan hep yaktılar. Bir dumanın içinde hiçbir şey görünmezdi. Göz gözü görünmezdi. O çarpışmalarda biz 5 şehit, 6 yaralı verdik. Yusuf orada kolundan yaralandı. Kolu kesildiydi.
Onu kurtarmak için çektim, aldım kucağıma, yatırdım ve gömleğimi kesip bandaj yaptım. Kol buradan koptu. İki şeycik ip et tutardı kendini. Sallanırdı. Şey, kemik dağıldı çünkü. Ve oradan gelen mermi parçalarından biri sekti de ayağıma ve elime girdi. Ama ona rağmen Yusuf'un kolunda bandajı yaptım. Ve onu sonra akşam üzeri verdik şeye, İngiliz askerlerine götürdüler şeye, Dikelli'ye. Oradan getirdiler galiba şey, Türk tarafına, kolunu kestiler şey Yusuf'un. Babamın kuzeni olan İsmail diye sürekli bahsedilen, o 11-12 yaşlarındaymış yanlış hatırlamazsam eğer. Kapıyı açtı, dışarı çıkmak istedi, bakmak istedi galiba. Ve başından vuruldu diye hatırlarım annemin anlattıklarından. Ve şehit oldu. Bir de bakarız pencereden küçük İsmail şehit olmuş. İsmail'i gördüm. Diğer şehidimiz bizim altımızda vuruldu. Biz Hanay'daydık. O bizim alt tarafımıza biri girmesin diye dururdu. Av tüfeğinin son yaklaşma şeyini. O da orada vuruldu. Şehit oldu. Rumlar işte o mahalleye girdi. Ve o mahallede rahmetlik Mehmet Hüseyin makinenin tüfeklerinden böyle çapraz istavroz yaptılar göğsüne. Öyle öldürdüler. Mulla dayı zaten 90-95 yaşında bir adamdı. O da yanındaydı. Bir daha Mulla dayının oğlu Ali. Üçü aynı yerde makine tüfeğini daradılar da şehit oldu onlar. Ama o gün çarpışma başlar başlamaz İngiliz askerleri geldiğinde köyde iki tane Rum vardı. Gosta ve Sofya. Biri görmez, biri duymaz. Tam bizim savunduğumuz Hanay'ın sol tarafında kaldılar bunlar. Yani ateş ortasında kalacak olan şey, ev. Bunlar duymaz da görmez de. Çıkarlar avluda gezerler. Her taraftan mermi gelir. Ve bizim arkadaşlar bunları aldı. İngiliz askerlerine verdi. Koydular zırhlıya. Kaçırın bunları dedi. Ondan sonra diyecekler ki Türkler öldürdü bunları. Yaşlı kadıncık. Görmez duymaz kocası öyle. Kaçırttılar bunları şeye. Bilmem İngiliz askerleri aldı. Kaçırttı nereye götürdü bilmem. Sırf köyde ölmesinler diye. Biz de bunu da yaptık ha. Gece olunca Rumlar çekildi. Gece karanlığından istifadeyle iki kişi Akıncılara gitti. Nazir abam rahmetli. Onun evine toplandık gece. Gece onun evine toplandığımız zaman her an beklerdik. Yani evler yanmaya başladı, ciddi. Her taraf şey içinde. Ertesi gün sabah oldu. Sabah olduğu zaman Lüricina'dan yardım geldi. Lüricina'nın genişliği. Akıncılardan takviye de aldılar. Yolları duta duta köye geldiler. Köyde köyü boşaltma kararı aldık. Kaçırabildiğimiz hayvanlarımızı, eşyalarımızı ne kaçırabildiysek o gün 7 Şubat sabahı köyü boşalttık. Toplandığı hali kimisi davarıyla, kimisi eşeğiyle, kimisi arabası, kimisi traktörüyle aldık yolu.
ben gene hiç çıkarmadım belliğimden şeyi, gargılığı. Al tüfeği birazcık da şeydik öyle. Yani nasıl diyeyim, cesaretliydim. Ailenin de tek çocuğu, şey, büyük çocuğu olduğum için birazcık o cesaret vardı. Lürijina'dan giş ettiği zaman yardım geldi, gençlik sardı. Ben de elimde av tüfeği, belimde, elimde şey, gargılığım belimde. Kadın çocukları topladım, en önde ben Lürijina'ya gidecek, 9 kilometre gittik. Evlerimiz kaldı, olan malımız kaldı, her şeyimiz kaldı. Bize birer poşetçi kaldık çocuklarımızın, onun bacıklarını. Lürijina'ya gideceksiniz dediler. Bizim çok bir şeyimiz yoktu. Çocukların eşyacıklarını aldık. Bindik hayvanlara, gidiyorduk. Sonra adam dedi, be aha kardeşinin arabası Buraş'ta. Bin de git arabaya. İndirdi beni çocuklarla, koydu arabanın içine. Kamyon yani arkası açık. Çıktık yola, nenem de vardı, yaşlı kadın, annem hepsi bindi. Yolda ne buldularsa attılar arabanın içine. Gittik akıncılara, iltihak ettik. Barış Gücü askeri sağda solda gezerdi, bakardı yani. Ama Rum yoktu, hepsi kaçtıydı. Biz şeye gittik, akıncılara gittik. Kalan köylüler. Ve mecburen oraya sığındık. Gittik. Biz bir gün bir gece çocuklar aç, bütün gün kapalı. Makarna pişirdiler. Hellimsiz birer kaşıcık koydular. Bize vallahi bal oldu, çocuklar yedi. Gittiğin yerde ne kadar iyi bakarlarsa baksınlar, ne kadar iyi şeylerse üretimden kopan, ele bakan, kızlar yardımlar olmasa biz neyi yaşayacaktık? Akıncılar içinde 8-9 köy toplandık. O insanlar ne kadar bakabilecek? Çorba yesen gene karşılayamaz. Makarios, Grivas, Müşterek, EOKA harekatı Kıbrıs Türk'ünü çok zor durumlara düşürüyordu. Bizim tek dayanağımız, yardım isteyeceğimiz ancak anavatandı. Ertesi gün doktor küçük geldi. Gelirken de köye hep topladı gençliği. Benim dedi bir kahraman kızım vardı dedi. O kızımı isterim şey deyin. Ve doktor küçük sarıldı üstüme. Ve ondan sonra doktor küçük bana manevi kızım derdi. Benim kafamda şimdi bir savaş göçü var. Bir de işte bir yerden bir yere göç yani gitmek yani. Ama savaş göçü kötü bir şey değil. Çünkü Allah kimseye vermesin, hiçbir ülkeye vermesin. İnsanlar ölüm, evsizlik, sıkıntılar, biz onları yaşadık yani, gördük de. Köyümüzü terk ettik. Tabii evlerimiz hep yandı, şey etti. Verdiğimiz şehitler, yaralılardan. Üzüldük, hele de küçük İsmail'den. Gördüm İsmail'i, gördüğüm zaman hiç bu başının şeyi oldu. Savaş abisi kucağında tutardı kendini o an. Ne olduğunu anladım. Müzik
rahmetlik peder bana ne dedi bilir misin? Seneler sonra. Oğlum dedi, ben sütü hayvanlardan sağar, kovayla gelir tencereye boşaltırdım ve size sütleri öyle hazırlardım. Ama bu şeye düşünce, göçmenliğe düşünce, paket ile süt almaktan kalbim dedi dayanmadı. Kovayla süt alan adam dedi, gidip küçük paket ya da süt alıp da çocuklarına içirmesi ne kadar ağırdı diyor, onu büyüyünce anlayacaksın. İşte işin gerçeği budur. O fotoğrafı kayının vardır, Mandres'de kalırdı. Hanımıyla, kaynanasıyla, kaynatasıyla gelirdi bize gece. Bir gün der, yenge, bu resim, bir resim buldum çöplükte ve sizin resminizdir der bana. Öyle bir sevindik, derim getirme bakalım görelim. Getirdi o dergiyi, İngiliz dergisini. Bakarık hakikaten biz yani köyden kaçarken o kamyonun içinde olduğumuzu ben hemen yani anımsadım. O gün geldi aklıma yani şu giderdik kamyonda. Hale daha içimizde korku vardı. Ben aldım çocukların birim kucunda, biri daha büyüdü, korku onu çektim kucağıma. Hep böyle yani şey içinde, üzüntü içinde. Kimisi ağlardı, kimisi sızlardı. Ben de çocuklarımla. Ağlama annem, korkma annem, işte öyle gittik. Bir de zayıf İngilizcik oturur damın üstünde, kambinasında arabanın. Habire resim çeker bizi. Ben de canım sıkıldı dedim, gösterecek bize bu dünyayı, her taraf görecek bizi, tanıdı. Çektim saçlarımı böyle hep yüzüme gözüme. Sonra şimdi derim keşke atsaydım yüzümü de gençliğimi görürdüm, bak ne güzel. Bu fotoğrafı yıllar sonra gördüğümüzde çok heyecanlandık. Annemi, gençliğini görmek, bizim kendi bebek halimizi görmek. Ondan sonra bu fotoğrafla ilgili zaman zaman annem bize hep böyle köyümüzle ilgili şeyleri anlatırdı. Özellikle işte kaçışlarını, yaşadıklarını, Rum-Türk çatışmasını, neler olduğunu ama hiç fotoğraf tabii gördükten sonra daha da hayalimizde biz canlandırmaya başladık o kaçışı. Çünkü ben o zamanlar bir yaşında bile değildim. 74'ten uzun süre sonra gördük bu resmi ben. Daha önce ben o 64-74 arası bu resmi hiç görmedim. Zaten biz 64-74 arası işte Köşü Şivlik, Göçmen Köy'de büyüdük. Köylerimiz işte Akıncılar'da falan filan diye biz fazla bu köyle ilgili bilgimiz yoktu ama 74'ten sonra Akça'ya yerleştik. Ondan sonra da köylerimiz de orada işte savaşın nasıl olduğunu, köyde neler olduğunu falan orada duyduk. İşte ve resimde çıkınca ortaya işte biz olduğunu öğrendik. Çok iyi hatırladığım bir anım var benim, kendi adıma söyleyeyim. Kardeşlerimin de belki de olacak. Biz ilk göçmen olduğumuzda dere boyunda, Köşü Çiftlik'te bir evde kalıyorduk. Ve Rum sınırıydı orası. Ben tabii gene bir buçuk, iki yaşlarında falandım muhtemel. Ya da en fazla üç. Rum askeri geldi falan dediler bir anda. Ben tabii çok küçüktüm. Kardeşler, arkadaşlar, herkes koşmaya başladı. Ben en arkaya kaldım. Ve bu işte savaş psikolojisinden olsa gerek diye düşünürüm. Büyüdükten sonra tabii bunu düşündüm ama demek ki o kadar çok etkiledi ki bizi. Hala da aklımda nasıl eve kadar, yani belki de 200-300 metre falandı evimize ama o koşmayı, o kaçışı hiç unutmam. Yani eminim ki işte annem, babam, bizim büyüklerimiz, o benim düşünün küçücük bir kaçış ne kadar benliğime işledi. Ama ailenin o topyekün evini, yerini, köyünü, hayvanını, kaybettiği sevdiklerini arkada bırakıp kaçışın
izleri eminim onlarda çok daha fazla vardır. Yani o korku başka, göç ederken de ayrı. Çok göç ettik yani biz Zürcina'dan kaçtık. Başka yere gittik, ondan Lefkoşa'ya gittik. Lefkoşa'dan bir iki üç yere göç ettik. Onlar başka da bu köyden kaçarken gene çok kötüydü yani. Üzüntü. Arpalık'tan Akıncılar Köyü'ne göç ettiğimizde sadece anında işte böyle kirpiç evlerin olduğu insanların bizi evlerine, evlerin değil de işte samanlıklarına, hayvan barınaklarına bizi yerleştirdiklerini anımda var. Bir de biz Akıncılar Köyü'nden Aya, Dilekkaya Köyü'ne geçtik. Orada da anımsarım, hatırlarım. Gene aynı şekilde göçmen bir evlerin şeyine girdiydik ve annem bana taslara yemek kurdu ve şu anda o tepeyi anımdadır, sadece tepenin yerini dahi bilmem. O tepeye 4-5 yaşında çocuk, savaş içinde annem beni yollardı ve yemek götürdüm babama. Onu çok iyi hatırlarım. Yani o kötü günleri hatırlarım yani ama. ...74'ten sonra gidemedim Arpalık köyüne, köyümüze, doğduğum köye. Ama 74'ten hemen önce dayımlar gelmişti işte annemi ziyarete falan. Ben de böyle hemen hazırladım çantamı, Koça'da gittik. Nenem ve teyzemin kaldığı yer orası. Oradan geçerken Lurucina'dan uğradık, dayımlar var orada yaşayan. Oradan da Arpalık'a geçtik. Yani en çok hatırımda kalan kısım o. Benim yani büyüdükten sonraki en çok hatırımda kalan kısım o. Çok çok heyecanlandım, hiç unutmam. Hatta evimize götürdü dayım, beni gösterdi işte kaldığımız eve, doğduğum eve. Ve ben şeyi geçirdim içimden, Allah'ım işte süpürgeyi getirsek, süpürsek evimiz falan. Yani böyle çok fazla şey oldum. Aidiyet duygusu herhalde. Yani orayı hissettim. Yani çok fazla kalamasam da hissettim. Her taraf yıkıktı. Evimiz de yıkıktı. İşte her taraf yıkıktı. Bir tek dayımın, işte halamın kaldıkları bir ev vardı. O da beton, galiba köyde tek beton ev oydu. Orada işte oyalandık, birazcık yemek bir şeyler yedik. Dayım da öyle geçtik. Yani onun dışında ben köye gidemedim. 70'lerde bir köye dönüş olduydu işte. Köylerimizden bazıları gitti, yani hayvancılık yapardı. O köye tekrar gitti. Ama o güne kadar biz hiç köye gitmemiştik. Bir gün Akıncılardan dayım orada hayvanları vardı. Oraya gidecektik. Traktörün römorkunun arkasındaydık ve gittik köye. İşte bir köy kırık dökük, şimdiki gibi değil de gene yıkık döküktü ama şimdi tamamen silindi köy. Yani hiç bina falan da kalmadı. Tarihi birkaç tane kilise falan var, bina var. Ve ben gittiğimizde o günü hiç unutmam, Rum polislerini görünce çok müthiş bir korku hissettik Rum polislerinin önümüzde. Ve dayım da hep beraber biz traktörden kaçtık yani o gün. Giden çocuklar bana resimleri getirdiler. Köy diye bir şey yok. Köyde Osmanlı zamanından kalma bir mezarlık vardı. Oyma taşlar vardı böyle. 1571'de şehit olan şeyler vardı ya, Türk askerleri. Onların mezarları vardı. Kimi serdar, kimi bilmem ne. Başlarındaki oymaya göre, taşların şekli ona göreydi. Ve erler de vardı. O taşlar hepsi kayboldu. Cami vardı, cami kayboldu. Okul vardı, okul kayboldu. Son köyde kalan bir tek beton ev, onu da yıkamadılar. O kadar sağlamdı ki, onu yıkamadılar. Öteki gene bizim Türk mezarlığı vardı, onu da yıktılar. Sürdüler, tarla yaptılar. Ne ağaç var, ne bir şey var. Ağaçlar da yoktur, köy de yoktur. Sadece eski kiliseler var, onlar durur, restore ettiler.
Yukarıda tepenin üstünde yeni yapılmış ilkokulumuz vardı. Onun tavanı vavanı yok, sadece o durur. Bir de Rum ilkokulu var, gene yamaçta o durur. Başka yok köyde bir şey. Bazı şahıslar ülkede işte her şey barış, barış diye propaganda yapıyorlar. Yani barış olması için savaşmamak lazım. Çünkü yani insanoğlu geçmişi unutursa, yapılanları unutursa, kendini salıverirse, o yaşananları bir daha yaşayacağına inananlardanım. Savaş olmasın. Tabii ki savaş çok kötü şey. Yani hiçbirimiz istemeyiz. Eminim ki yani insan olan, insanca yaşamayı seçen hiç kimse savaş olmasını istemez. Biz de istemezdik, eminim ailem de istemezdi ama yaşandı. Unutmamak, unutturmamak da lazım. Benim tek söyleyebileceğim var, bu göçleri yaşamamamız için de geçmişi hatırlayacağız. Geçmişi tabii ki deyip kavga edecek, savaşacak değilik. Ama geçmişi hatırlayarak, kendimize o şekil düzeni vererek, o tedbiri alarak önümüze bakmamız lazım diye düşünüyorum. The story of the evacuation of Arpalık is not just a story of migration. The haunting memories of the villagers driven from their homes will continue to be told for generations to come. A painful story of how lives were torn apart and destroyed. People vanished, memories stolen, and a genocide of identity and culture committed.